Merhabalar tatlı güzel ruhlarım, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Evet, bugün benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Niyeti nedir? Açılımı yapacağız. Hızlı bir okuma olacak. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. Eğer kendinize özel detaylı okuma istiyorsanız ve ben sorularımı kendim sormak istiyorum diyorsanız, o halde danışmanlık alabilirsiniz benden. Instagram üzerinden bana ulaşırsanız detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet. Kim için dinlemek istiyorsanız mutlaka bir niyetinizi alın. Şöyle bir gözlerinizi kapatın, bu kişiyi hayal edin. Araba sürüyorsanız gözlerinizi kapatmayın ama şöyle bir düşünün onu. İsmini tekrar edebilirsiniz. Hiçlik. Aa. Kutlama. Ödün. Yalnızlık. Aa. Yoksa ayrıldınız mı ya da aranız mı kötü? Şimdi sanki sizinle alakalı çok beklediği gibi bir şeyler gelişmemiş diye düşünüyorum ben bu kişiyle alakalı. Evet, bakın. Burada bir sıkıntı olmuş aranızda. Aranızda sıkıntılı bir durum var. Yani şu anda bu kişi çok mutlu değil sizinle olan ilişkisine dair. Ve bakın bir hiçlik enerjisinde geldi. Aynı zamanda kılıçları da serdi önümüze. Demek ki burada iletişiminizle alakalı bir problem var. Tekrardan gözden geçirmeniz gereken bir durum olduğunu düşünüyor. Siz bu kişiye kızmış olabilirsiniz, kızgın olabilirsiniz. Belki onun bir hatası olmuş olabilir. Ya da sizin bir hatanız olmuş olabilir. Ama eğer onun bir hatası olduysa muhtemelen burada kendini yeterince açıklayamadığı için birazcık böyle kendisini kötü hissediyor ve sizden ayrı ya da uzak ya da aranız soğuksa eğer, bakın burada kendisini yalnız hissettiğini gösterdi. Duygularla alakalı olarak kendini güçlü tutmaya çalıştığı bir tarafı var ama şu anda çok da iyi olmadığını görüyoruz. Size dair düşüncesinde, aklında planları var. Bu planları sizinle henüz paylaşmamış, bilmediğiniz şeyler, farklı bir yöne doğru gidebilir ilişkiniz. Duygularla alakalı bakın gözden geçiriyor. Ne hissediyorum? Nasıl bir duygu hissediyorum ben ona karşı diye düşünüyor. Bu arkadaşlık boyutunda bir şey mi, sevgi boyutunda mı, aşk boyutunda mı, daha çok tutkumu hissediyorum yoksa diye kendisini sorguladığı bir dönem gibi gözüküyor. Ama belli ki aranızda bazı problemler var. Yani eğer platonik olanlar varsa burada yine iletişim kurmanıza engel bir şeyler olabilir. Ama ayrı olanlar, bir ilişki içerisinde olanlar, küs olanlar vesaire. Yani belli ki bir takım problemler var. Bu problemler şu anda gözünüze çok büyük gibi gözükebilir. Ki burada partnerinizin gözüne çok büyük bir problem olarak gözüküyor. O şekilde yansıyor. Hani aşamayacağınızı düşünüyor çok kısa vadede. Fakat aslında bunlar aşılabilecek durumlar diyebilirim. Yani ben beraber olmanızı çok da engelleyecek durumlar var. Evet, var. Fakat yine de buna rağmen de beraber olabileceğinizi gösteriyor. Bakın diyor ki sen benim yıldızımsın, sen benim ışığımsın, sen benim umut ışığımsın diyor. Bu yıldız aslında umut ışığını da gösterir bir yandan. Ama çabalamam gerektiğini biliyorum diyor. Bir şeylerin bir anda olmayacağını biliyorum diyor. Ya burada ilişkinizi korumaya çalışmış, aranızdaki durumları korumaya çalışmış, sizinle beraberliği sürdürmeye çalışan birisi var. Fakat çok da başarılı olamamış. Ama diyor ki vazgeçmedim, vazgeçmedim. Ben seninle beraber olmak istiyorum. Ben sana dair duygularımı es geçemiyorum. Sana dair düşüncelerimi es geçemiyorum. Aramızda farklı bir uyum olduğunu düşünüyorum diyor. Ve sen gerçekten hani benim aradığım gibi bir insansın diye de burada söylüyor aslında. Yapacağım diyor. Ne gerekiyorsa yapacağım. Yani bu durumdan çıkmamıza ne sebep olacaksa, nasıl bir tavır sergilemem eğer bizi burada kurtaracaksa, bu ilişkiyi kurtaracaksa, buraya doğru gitmek istiyorum. Çünkü ben seninle tekrardan barışmak istiyorum. Gerekirse ödün de vereceğim.
Şu an bir hiçliğin ortasındayım. Kendimi kötü hissediyorum. Yalnız hissediyorum. Sen yanımda yokken kendimi yalnız hissediyorum bir kere. Yani ben sen yanımda yokken eksik hissediyorum. Yalnız hissediyorum. Biliyorum problemlerimiz var. Sadece pembe gözlüklerle bakmıyorum. Farkındayım problemlerimizin olduğunu. Burada çözümlememiz gereken durumlar var. Hatta aranıza başka insanlar da girmiş olabilir bu arada. Müdahil olmuş olabilirler ilişkinize. Çok da iyi etkileri olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda burada partnerinizin çevresi ya da işte sizin beraber olmanıza engel olmaya çalışan birileriyle alakalı olarak da bir mücadelesi gözüküyor burada. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer gerçekten karşı taraf hatası olduğu bir durumda iseniz eğer çok korumaya çalışmış sizi, ilişkiyi çok böyle dışarıdan yara almasın diye çok korumaya çalışmış fakat yapamamış. Elinde olmayan sebeplerden dolayı bir takım gecikmeler yaşanmış olabilir, problemler yaşanmış olabilir. Fakat bu kişinin aklındasınız, bu kişinin niyetlerinde sizinle tekrardan buzları eritmek var, bunu söyleyebilirim. Tekrardan sıcak enerjilere geçmek var. Sıfırdan bir yeni sayfa açmak durumu söz konusu. Yani burada diyor ki bana böyle birazcık zaman ver ve benimle aynı yolda ilerlemeye niyet et. Çünkü bizim çözmemiz gereken şeyler var. Bunları çözebilirsek eğer biz zaten seninle beraber olmaya devam edeceğiz. Fakat sen bana soğuk durursan, sen burada benim gücüme güç katmalısın. Benim gücümü aşağı çekmemelisin diyor. Ve benim planlarım var. Ben bir şeyler planlıyorum. Özellikle ayrı kaldığınız bir dönem varsa, şu anda ayrıysanız, bakın burada dedim ya hani böyle duygularının ne boyutta olduğunu anlamaya çalışıyor. Emin olun bu dönem onun duygularını anlaması için çok güzel bir vesile olmuş. Neden? Çünkü hani böyle sadece bir alışkanlık diye görüyorsa misal, aa hayır ben gerçekten seviyorum. Benim duygularım çok yoğun. Ben aşıkmışım ona diye düşünüyorum. Bundan dolayı aslında bu ayrılığa bile bir hani bir olumlu vesile gibi bile bakabilirsiniz. Ben biraz da bu ani bir verilmiş bir karar gibi düşünüyorum. Eğer bir ayrılık durumu varsa ani verilmiş bir karar. Bakın siz de bu kararı vermiş olabilirsiniz. Karşı taraf da bunu öne sürmüş olabilir ya da ortak bir karar da almış olabilirsiniz. Ama iki tarafın da içine sinmeyen bir karar olmuş. Yani biraz uzak kalalım denmiş olabilir, ayrılalım denmiş olabilir, seni bir daha görmek istemiyorum diye böyle daha yoğunluğu yüksek kırıcı laflar, sözler söylenmiş olabilir. Ama çok da içinize sinmemiş. Ne sizin içinize sinmiş ne de onun içine sinmiş. Yani birbirinizi kırdığınızın farkındasınız. Ben biraz dış etkiler aldığınızı düşünüyorum. Yani belki de sizi size bıraksalar çok fazla böyle git yerleriniz olmayacak. Tabii bunun olmamasına sebep olan ciddi durumlar da olabilir. Hani mesela işte karşı tarafın evli olması, sizin evli olmanız gibi durumlar da yaşanıyor olabilir. Ya da hani annesi istemiyordur, sizinle beraber olmasına çok müdahil oluyordur gibi durumlar da olabilir. Ama daha farklı şeyler de olabilir. Burada ama partnerinizin sizinle ilişkiyi oturtabilmek için, düzene sokabilmek için ya da tekrardan başlatabilmek için sizin istekleriniz var muhtemelen burada. Yani sizin istediğiniz belli başlı şeyler var. Bunları mesela size verebilmek için çalışacağını, buna çaba göstereceğini düşünüyorum. Çünkü sizinle kurduğu ilişkiyi hani böyle kurmuş, getirmiş, bir yere koymuşsunuz o ilişkiyi, bir yere kadar geliştirmişsiniz. Hani böyle bir çocuğu büyütürsün ya, atıyorum işte 5 yaşına geldi çocuk, hasta oldu. Hasta olunca ne yapıyorsun? Yani onu iyileştirmeye çalışıyorsun. Ve iyileştikten sonra o çocuk yine büyümeye devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Yani burada da bir ilişki var diyor burada partneriniz. Ve diyor ki şu anda bir problemle karşılaştık diye ben pes edip gitmeyeceğim. Ben burada bu problemi çözümleyip devam ettireceğim diyor. Bir kere sadakat duygusu yüksek bir insan. Şimdi aslında sadakat demek istemiyorum da burada asıl söylemek istediğim kelime bağlılık.
bağlılığı yüksek bir insan. O yüzden yani size karşı da bir bağ hissediyor. Aranızda bir bağ olduğunu hissediyor ve bunu böyle kolay kolay koparabilecek birisi değil. Zaten güçlü enerjiler de çok çıktı farkındaysanız. Burada bu aşıklar, büyücü, güç, şeytan, yıldız ya bunlar çok güçlü enerjili kartlar aslında. Ve bu kişinin size güçlü duygular, güçlü düşünceler beslediğini, sizi çok beğendiğini ve sizin gibi birini böyle kolay kolay bulamayacağını düşündüğünü, hatta o ihtimali çok da düşünmediğini söyleyebilirim. O yüzden burada bir çaba olacaktır. Niyetinde sizin için çabalamak var. Evet, benim için çabaladığını görmek hoşuma gidiyor. Yazabilirsiniz, olumlama cümlemiz olsun. Benim için çabaladığını görmek hoşuma gidiyor. Bunu yazın, sizin için bol bol çabalasın ilişkiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Gelecek videolardan bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.